İstanbul Beykoz'daki Riva Deresi'nin rengi kirlilik nedeniyle son bir ayda siyah döndü. Önceden balık tutulan derenin insan sağlığını tehdit etmeye başlaması ise bakanlığı harekete geçirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı derenin pek çok noktasından numune aldı. Kurallara uymayanlar içinse cezalar yolda. İstanbul'un gözde sayfiye yerlerinden Riva'daki dere siyah akıyor. 50 sene önce ben bu derenin suyunu içiyordum. Bu dereden balık tutup balıkhaneye balık götürüp satardım ben. Şimdi bırak balığı, kurbağa dahi yok. Çevredeki evlerin ve fabrikaların atıkları bir süredir Riva Deresi'ni tehdit ediyordu. İSKİ'nin atık su arıtma tesisi çalışmasının tüm bölgede işlevsel hale gelmemesi nedeniyle kirlilik son bir ayda had safhaya ulaştı. Riva Deresi karardı. Yemyeşil ormanın ortasında masmavi akan bir dereydi Beykoz Riva Deresi. Fakat son dönem ıslah çalışması yapılmadığı, aynı zamanda arıtma tesisi olmadığı için balçığa bulanmış durumda. Simsiyah görüntüsüyle içleri ürperten bir görüntüye sahip. En önemlisi de bu dere Karadeniz'e açıldığı için Karadeniz'i de kirletmeye devam ediyor. Bu derenin durumu içler acısı. Burada tarımcılık var, hayvancılık var. Bir 15-20 gün sonra da bu büyükbaş hayvanlar dereye serinlemek için girecek. O zaman ne olacak? Şu an tarlalarımızı ektik ama sulama yapamıyoruz. Şimdi bu suyla nasıl bir sulama yaparız? Siz görün. Gerçekten simsiyah akıyor, kimyasal akıyor. Sağlığımız için burası çok önemli. Bakarsanız zaten hiçbir şekilde simsiyah, hiçbir berraklığı falan da kalmamış. Ve şu otların altlarına baktığınız zaman kuruduğunu görüyorsunuz. Bunun ne kadar kimyasal olduğunu, yoğunluk olduğunu da zaten hepimiz görüyoruz. Su yüzeyinde kabarcıklar görülürken dereden kötü koku da yayılıyor. Koronavirüsünden kendimizi korumaya çalışıyoruz. Bir de bu çıktı başımıza bizim. Bu inanın koronavirüsünden daha kötü. Hiçbir yetkili gelip de gelmiyor, ilgilenmiyor, ilgilenmek istemiyor. Gerçekten zor durumdayız. Biz Büyükşehir Belediyesi'ne defalarca talepte bulunuyoruz. Beyaz masaya defalarca kayıt oluşturduk. Ama ne gelen var ne gören var. Yanıt alamıyor musunuz? Yanıt alamıyoruz. Tamam beyefendi diyorlar, telefonu suratımıza kapatıyorlar, işleme alındı diyorlar ama ne gelen var ne giden var. İşte bu yaşanan manzaraya bakanlık da sessiz kalmadı. İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri dere güzergahı üzerinde bulunan 43 farklı noktada denetim gerçekleştirdi. Laboratuvar ortamında incelenmek üzere numune alındı.